Bismillahirrahmanirrahim. Kale Firavunu ma uriikum illa ma ara ve ma ehdikum illa sebilar raşad. Firavun dedi ki, neyi uygun görüyorsam onu size söylüyorum. Benim size gösterdiğim yön en doğru yöndür. Firavun diyor, ne söylersem benim sözümdür o. Ben de dost doğruyu söylerim. Yanılma payı yok beyefendinin. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Her uygun gördüğün en doğru yol oluyor. Kimse dememiş ama. Bu Firavun'un mantığıdır. Firavunluğa aday herkesin mantığı da budur zaten. Yüce Firavununuz konuşuyor beyler. Siz ne zannettiniz diyor işte. 4000 sene önce böyleydi bu. Akıllar Allah'a teslim olmadığı sürece bugün de böyle, 2000 sene sonra da böyle olacak. İşte biz IMF borçlarımız var, onları ödeyeceğiz. Vatandaş ses çıkarmasın. Sen konuşursan Mısır aç kalır, sen de konuşma Hacı Efendi. Her güne bir mazeret, her olaya bir kılıf uydurulunca, akıllar da bunu yutmaya müsait olunca, ne buyurduysa Firavun doğrudur. Mâ uriküm illâ mâ ara. Ne dersen benim sözüm diyene elbette elbette bir alkış. Hatta ve hatta yanlış bir söz söylediyse o bile bir hikmete binaendir. Boşuna yanlış yapmaz. Bir alkış daha ona. Ben doğruyu söylerim sözünün karşılığında sen yanlışsın var. Benim dışımda kim bir görüş belirtiyorsa düşmandır, düşmandır. Casustur. Casustur. Vatan hainidir, vatan hainidir, sapıktır, sapıktır, örgütçüdür, örgütçüdür, casustur, sızmıştır. Ben ne dersem doğrudur, yaptığım her iş doğrudur, yaptığım her iş güzeldir dediğin sürece ve insanlar bir dakika, bir dakika, bir dakika. Niye yaptığın her şey doğru oluyor senin? Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki zalimin, zulüm yapanın en büyük destekçisi mazlumdur. Mazlumdur. Pısırık kaldığı için zalime prim vermiştir. Zalimi o ayakta tutuyor. Zalim korkmuyor. Korkmuyor. Böylece insanlar kendi cellatlarının kılıcını beslemiş olurlar. Sustukça. 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 Firavun bunu yaparken, ey vatandaşlarım, sizi sömürmek istiyorum demedi hiçbir zaman. Ülkemi kalkındırıyorum. Ben sizin için uğraşıyorum. Bu saçları size hizmette ağarttım ben dedi hep. Bu adam anamızı ağlattı bizim ama olsun ülkemizi de kalkındırdı. Olsun Nil Nehri'nde köprüler yaptı. Karşıya rahat geçiyoruz da dedirtiyor. Bu tuzağa Müslüman nasıl kanmaz? Şöyle kanmaz. Şöyle kanmaz. Şöyle kanmaz. Bu güzel konuşmalarla işler arasında uyuma bakar. Şurasız yönetime talip olanlar İslam sistemi talep etmiyorlar demektir. Şura'nın olmadığı yerde kıpkızıl yalan vardır. Yalan, yalan. Sen yalan söylüyorsun demek de kanuna aykırı olacağı için hiç kimse onun yüzüne sen yalancısın diyemeyecektir. O yaşadıkça dost doğru bir yalancıdır. Doğru bir yalancıdır. O kadar. Dost doğru yalancıdır. Yalancıdır. Yalancı. Evlerinde mahsur kalan, vakıflarında mahsur kalan, camilerinden dışarı nefes alamayan, zavallı ve zulüm altında mazlum kimliğiyle kalan bütün Müslümanlara Allah'ın Musa Aleyhisselam'ın diliyle verdiği mesajıdır. İsti'inu billah vasbiru innel arda lillah yurisuha men yeşâ وَالْعَاكِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Firavun'un karşısında kendisini Musa ve Musa'ya iman edenlerden biri gibi gören herkese o gün bugün ve yarın kıyamete kadar Allah'ın tavsiyesi emri nedir? Nedir? Allah'la baş başa kalmayı bileceksin. Sabredeceksin. Mülk Allah'ındır bunu unutmayacaksın. Allah istediğine istediğini veriyor unutmayacaksın. Sonuç kesinlikle senin olacak müttakilerdense. Burada bu kâle firavunu mâ uriküm illâ mâ ara. Ben ne dersem doğrudur la ne diyorsunuz diye böyle çıkış yapan
kendisini Mısır'ın tanrısı ilan eden akılsız, aklı kıt, koca kral, öleceğini unutan akılsız insanın fazla akıllı olmadığını biliyoruz. Ama Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın bir sözü var. Allah ondan razı olsun, diyor ki kimse imme'a olmamalıdır. Diyorlar ki imme'a ne demektir? Şu demektir. Adam der ki halk ne yaparsa onu yapacağız. Çoğunluk ne taraftaysa o tarafta olacaksın. Çoğunluk düğününü öyle yapıyorsa öyle yapacaksın. Çoğunluğa uy diyen imme'adir diyor. Sonra da diyor ki hak yüreğinize kök salsın. Hak neredeyse orada olun. Batıla hiçbir şekilde destek olmayın. Allah'ın izniyle bu ümmetin delikanlıları, hanımefendileri, Abdullah İbni Mes'ud'un çizdiği çizgiyi kavrayıp o yolda yürümeye başlayınca şeytan bu tezgahı kurduğuna pişman olacak Allah'ın izniyle. Akıbet muttakilerin olacak. Biiznillahü teala. Velhamdülillahi Rabbil alemin.